Efendim bilindiği gibi çarşamba günü Türk siyasi hayatında yeni bir siyasi partimiz vücut buldu. Hükmü şahsiyeti belirlendi. Kongresini yaptı. Kurucular kurulu tespit edildi. Kurucular kurulu kendi arasında genel başkanı da tespit etti ve Sayın Meral Akşener İyi Parti'nin genel başkanı oldu. İlimizde de Kütahya siyasetinde derin izler bırakmış bir değerli arkadaşımız Sayın Nihat Kulan Kurucular Kurulu'nda yer aldı. Kendisi Ankara'dan henüz döndü. Biz de bir ziyaret edelim dedik. İyi Parti'nin kuruluşu, kuruluş gayesi, hedefleri ve bundan sonraki süreçte tabii öncelikle teşkilatlanma geliyor. Neler yapılacağını biz birinci ağızdan partinin ilimizden kurucusu olan Sayın Nihat Kulay'la beraber istişare edelim dedik. Ve Sayın Kulay'ı ziyaret ettik. Efendim öncelikle tekrar hayırlı olsun diyoruz. Rabbim millet memleket için hayırlı hizmetler nasip etsin. Türk siyasi hayatına da yeni kurulan İyi Parti'nin siyaseten önemli katkıları bulunacağına inanıyoruz ve bunu diliyoruz. Bu söylediklerim çerçevesinde evet parti kuruldu. Mecliste de yerini aldı. Zannederim 5 milletvekili, 5 milletvekilimiz var. Kuruluşla ilgili kısaca bir şey alalım. Sizden bilgi alalım. Bu arada Nihat Kula'yı bütün Kütahya tanıyor ama kısaca gene Nihat Kula kendisini de anlatsın. Niçin bu organizasyonun içerisinde onu anlatsın. Ve bundan sonraki süreçte de yakın vadede, kısa vadede neler yapılacağını bize anlatsın istedik ve öyle ziyaretimize geldik. Ahmet Bey, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Efendim, ismim Nihat Kula. Tabii Türk siyasetinde uzun yıllar hizmet verdim. Bu hizmetlerim 12 yılı il başkanlığı olarak devam etti. 2002 yılından beri de tribünde Türkiye'yi izliyordum. Tabii Türkiye'yi yönetilmiyor. Türkiye iyi günlerde değil. Türkiye'de sıkıntılar var. İnsanlar kamplaşmış durumda. Birilerinin iyisi birilerine bakmaya başladı ve Türkiye'de huzur yok. Akşam yatan sabahleyinle karşılaşacağını bilmez bir Türkiye içerisindeyiz. Hal böyleyken bu durum yaratılmış olmaktaki gayeyi bilen, hedefi idare ve ülkesi olan insanlar olarak bizleri ciddi boyutta rahatsız ediyor. Biz gençlik yıllarımızda, daha böyle gençliğe ilk adım attığımız yıllarda inanca, idare ve ülkesi olan insanlar yola çık. Türkiye üzerindeki oynanan oyunlardan duyduğumuz rahatsızlık için yola çıktı. Ciddi mücadeleler verdik ve bugüne geldik. Hepimiz belli bir yaş olgunluğunu da yakaladık. Gördük ki başka bir devlet, başka bir vatan toprağımız yok. Etrafımız ateş çendi. Bu süreçte her ne kadar ben aktif siyasette yer almasam da kültürel faaliyetlerden dolayı Bayırbucak'ta, Celalbus'ta, Kerkük'te ve geçen hafta Habur'daydım. Yaşanan sıkıntıları Müslüman Türk'ün çektiği eza'yı, cefayı görünce Türk siyasetinde bir şeyler yapılması gerektiği kanaatiyle yola çıktım. Yaklaşık 22 ay öncesinde parlamentodaki bir siyasi partide demokratik hakkımızı kullanmak istedim. Siyasi partiler kanunundan kaynaklanan seçme ve seçilme iradesi noktasında bir kongre talebimiz oldu. Çok sıkıntılı bir süreç yaşadık. Ve orada şunu gördüm. Mevcut siyasi partiler kanunu Türkiye'de demokratik olmadığını, demokrasiye ve insan haklarına hiç uygun olmadığını dolu dolu yaşayarak gördüm. Lider sultasına dayanan bir siyasi partide ideallerin, inançların yaşatılamayacağını akşam yatan, sabah kalkan lideri günün psikolojisine göre hareket ettiğini doğduğu yaşadı. Evet, hayır referandumunda koştuk. Türkiye'de tek adamlık noktasında sıkıntı duyduğumuzu ifade ettik. Ve bu süreçte ben şahsen 40'a yakın vilayette hanımefendiyle beraber dolaştım. Hanımefendinin insan sevgisi, vatan olan sadakati ve idealler noktasındaki prensiplerini görünce de yeni bir siyasi partiyle Türk insanına hizmet etmede faydalı olacağı kanaatı uzun istişareler, görüşmeler ve tüm Türkiye'nin katılımıyla yapılan toplantılar sonrasında karar alındı.
ve 25 Ekim 2017'de Türk siyasetinde siyasete iyilik getirmek, insanlara iyilik getirmek, güzellik getirmek, huzur getirmek, birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla toplumsal kutuplaşmayı ortadan kaldırıp insanları bayram sofrası gibi aynı sofra etrafında oturan, kenetleşen ve bir bütün haline yürüyen bir toplum haline getirebilmek için siyasi partimizi kurduk. Genel Başkanım Sayın Meral Akşener Hanımefendi, Türk siyasetinde hizmet yer aldığı günden bugüne kadar hep iz yapmış. Hizmetiyle, tavrıyla, duruşuyla kimliğini ispat etmiş bir hanımefendi. Siyasete kadın elinin değmesi gerektiğine inanarak yanında yer aldım. Yeni partimizin, iyi partimizin toplumumuza, milletimize, Türk İslam alemine hayırları getireceğine inanıyorum. Bu boyutta da çarşamba gününkü İçişleri Bakanlığı'na müracaat edip alındı belgesiyle düzeltişliği kazanan İYİ Parti'mizi kurucular kurulundayım. Ben bu şerefi ömür boyu taşıyacağım. Ben geleceğin Türkiye'sinin iyi olacağını inanıyorum. Geleceğin Türkiye'sinde mutlu insanların temel harcını atacak olan İYİ Parti'de kurucular kurulunda görev almanın mutluluğunu da yaşıyor. Bize ses verdiniz, sesimize nefes oldunuz, teşekkür ediyorum. Yarınlarımızın aydınlık olduğuna inanıyorum. Sokağa çıktığımızda toplumda insanlarımızın çok gergin olduğunu ve mutsuz olduklarını görüyoruz. Tarladaki çiftçimizden, fabrikadaki işçimizden, emeklimizden memurumuza kadar toplumun her katmanı ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Esnaf ekonomik buhrandan bahsediyor. İşçi kardeşim maaşının yetmediğinden bahsediyor. Köylü ürettiği ürünü para etmediğinden bahsediyor. Emekli maaşının yetmediğinden bahsediyor. Ve binler, milyonlara varan bir işsizler ordusu var. Ve toplumda mutlu olan hiçbir kesim yok. Hal böyleyken ben insanlarımızın yeni parti kanalıyla yeniden umutlanacaklarını, heyecan duyacaklarını hissediyorum. Biz 2 gün olduk kurulalı. Ve 2 gündür Türkiye ekranlarında, televizyon ekranlarında İYİ Partilileri yöneticilerinin olmadığı programlarda bizler tartışılıyoruz. Sembolümüz, logomuz olay oldu. Birilerini rahatsız etti. Bu da rahatsız olanları görünce de bizim iyi yolda olduğumuzu, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ben aynı zamanda Ertuğrul Gazi Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanıyım. Ve kendim Karakeçili görüyorum, Türkmenim. Logomuz bizim güneştir. Etrafa ışık saçan bir güneştir. Ve çok verimli ve de yerinde bir logo tespit edilmiş. Bu logoyu şöyle okumak lazım. Güneş doğdu, ampulü söndürün anlamında değerlendirmek lazım. Ama tabii ampulün söneceğini anlayan bir takım şahsiyetler, siyasiler rahatsız oldular. Zaten yola çıkışımızla Türkiye'de yanlışa ben yaptım oldu bitti mantığıyla hareket edenlere, insan haklarına saygı duymayanlara, mazlumları üzenlere, mağduru perişan edenlere artık bu günlerin sona ereceğini ifade etmek için yola çıktık. Ben partimizin Türk siyasetine hayırlı olacağına inanıyorum. Rabbim bizleri mahcup eylemesin. Teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Başkan, önümüzdeki süreç teşkilatlanma, yapılanma ile geçecek zannederim. Evet. Bununla ilgili bir planlamanız. Şimdi bugün başkanlık divanı oluştu. Daha bugün taze. Dolayısıyla orada teşkilatlardan sorumlu arkadaşımız tespit edildi. En yakın tarihte Kütahya'da ili, ilçesi ve beldesiyle teşkilatlarımız kurulacaktır. Bunun altyapısı zaten var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Şunu ifade edeyim. Biz herhangi bir siyasi partiye alternatif olma için kurulmadık. Biz Türk milletinin iktidarına talibiz. Biz toplumun ihanet çizgisi içerisinde olmayan her türlü kesimliğe birleşmeye, bütünleşmeye ve kardeşçe kol kola yürümeye talibiz. Dolayısıyla hazırlıklarımız da bu boyutta gidiyor. Hiç kimse rahatsız olmasın. Biz geleceğin Türkiye'sini, mutlu Türkiye'sini iyiliklerle bezenmesi için yola çıktık. Geleceğin iyi olacağına da inanıyorum inşallah. Dolayısıyla teşkilat yapılanmasına ciddi uzun süreçli bir çalışmamız var. En kısa zamanda Kütahya'da ili, ilçeleri ve beldeleriyle teşkilatlarımızı kurup
en kısa zamanda da seçimlere hazır hale getireceğimizden emin olabilirler. Bu yönde sıkıntımız yok Allah'ın izniyle.